Arkadaşlar herkese merhaba, Volkan Manav ben. Bugün teknolojioku.com olarak sizlerle Arctic marka P253 Bluetooth kulaklık incelemesini yapacağız. Son dönemde birçok Bluetooth kulaklık incelemesi yaptık. Hatta Jabra Eclipse modelini incelemiştik. En değişik bence Bluetooth kulaklıklardan bir tanesi oydu 5 gram ağırlığında. Ama bu daha farklı bir kulaklık. Yine Arctic markasının P614 modelini incelemiştik bundan evvel. O kafa üstü bir kulaklıktı. Buysa daha çok sporcuların falan kullanabilecekleri ya da kafa üstü kulaklık kullanmak istemeyen kişilerin kullanabilecekleri bir kulaklık. Bu kulak arkasına takılan kulaklıklardan. Bluetooth 4.0 desteği var ürünün. Hemen söyleyeyim. Bu sayede işte iOS ve Android telefonlarla eşleştirebiliyorsunuz ürünü. 28 milimetrelik sürücülere sahip. P614 40 milimetrelik sürücülere sahip. Bu ondan biraz daha az performans gösteren bir ürün. Ürünün 20 saat kullanım ömrü var ortalama. Sen ne kadar kullan derseniz ben biraz daha bile fazla kullanmış olabilirim. Tam yani bunu tutmak çok zor çünkü 20 saat boyunca telefon yani müzik dinlemedim tabii ki bundan ama daha fazla gittiğini söyleyebilirim. 200 saat bekleme süresi var. Ben bu bekleme süresinin de biraz daha fazla olabileceğini düşünüyorum bu ürünün. En azından pili çok yeni. Belki biz ilk defa kullandığımız için o yüzden oldukça iyi performans gösteriyor olabilir ama yani pil performansını gerçekten ne zaman bunu şarj ettiğinizi unutabilirsiniz. Bu ürünün en önemli özelliği telefonlarınıza cevap verebilmeniz ve telefon bir arama geldiğinde bu sayede mikrofonu dahili mikrofonu sayesinde bununla herhangi bir görüşme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. P614 ekli gibi bununla da görüşme yapabiliyorsunuz. Üzerine tek tuşla işte bir sonraki şarkıya geçebiliyorsunuz. Ses açıp kapama butonlarına sahip. Şarjın bittiğini LED lambası var üzerinde onunla gösteriyor. Oldukça başarılı güzel bir ürün. Arkadaşlar bu ürün $20. Yani 20 dolarlık bir ürün. Bence oldukça başarılı bu bağlamda. Arctic Maximum'dan dolayı tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Güzel, oldukça fiyat performansa yönelik bir ürün yapmışlar, ortaya koymuşlar. Ürünle ilgili söyleyeceğim son şey 71 gram ağırlığı var. Bence oldukça yeterli ve güzel bir ağırlık. İşte 35 gram civarında bir tek sürücülün ağırlığına denk geliyor. Bence dediğim gibi oldukça başarılı bir ağırlık bu da 71 gram. Spor yapıyorsanız ve spor yaparken gerçekten farklı bir müzik deneyimi yaşamak istiyorsanız bu tarz ürünleri tercih etmelisiniz. Çünkü kulak içi kulaklıklar işte koştukça kulağınızdan çıkabilen ürünler ne kadar silikon da şeyleri de uçları da olsa kulağınıza tam girmeyebiliyor. Başka problemleri var. Şunlar var, bunlar var. Oldukça başarılı. Söyleyeceklerim bu kadar. Dilerseniz kutusunu açalım. Kutusun içinden neler çıkacak diye hep beraber ona bakalım. Daha sonra incelememize devam edelim. Arkadaşlar ürünün hemen kutusunu açalım isterseniz sizlerle. Şunu açalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şarj ve data kablosu çıkıyor. Kullanma kılavuzu var arkadaşlar. Ve kulak bu şekilde. Oldukça dediğim gibi kolay bir kullanım var. Hemen şöyle göstereyim size. Bu şekilde kapatabiliyorsunuz ürünü arkadaşlar. Ve bu şekilde de açabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde bunu çok rahat bir şekilde cebinizde bile taşıyabilirsiniz. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki sünger yapısının işte deri görünümlü bir kauçuk olduğunu söyleyebilirim. Oldukça güzel. Kulağa herhangi bir şekilde zarar vermiyor. Kulağınızı herhangi bir problem yaratmıyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Sürücüleri de oldukça güzel koruyor. Kulağa tam oturuyor. Kulak arkasına taktığınız zaman bu şekilde arkadaşlar bunu zaten biraz sonra deneyimle yapacağız. Bu şekilde bastığınız zaman şurada gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar buraya bastığımız zaman bir kere bastığımız zaman hemen göstereyim şöyle. Gelen aramayı buradan cevaplayabiliyoruz. İki defa bastığımız zaman da gelen aramayı kapatıyoruz. Eğer iki defa boştayken tıklarsak buna son aramayı hemen arıyor telefonunuzdan. Oldukça güzel. Herhangi bir şekilde bir programa falan filan da ihtiyacı yok arkadaşlar. Bunu eşleştirdiğiniz andan itibaren bunu yapabiliyorsunuz. Burada ses açıp kapama butonunu görüyoruz. Burada şarkı ileri alma. Bu da bir sonraki şarkıya geçme. Ses kapama butonlarını görüyoruz. Basma hissiyatı oldukça yerinde. Güzel. Hemen şurada bir mikrofon var arkadaşlar. Onu söyleyeyim.
Şurada bir mikrofonu var. Bunu dediğim gibi konuşurken, yani kulağınızdayken bu şekilde mikrofondan da karşı tarafa sesinizin gitmesi sağlanıyor. Arkadaşlar, ürünle ilgili şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Oldukça güzel, basit bir ürün. Dilerseniz şimdi ürünü çalıştıralım. Telefonumuzla bir eşleştirelim. Nasıl bir ses sunduğunda hep beraber deneyimleyelim. Arkadaşlar, ses açıp kapama butonuna uzun basınca pardon. Gördüğünüz gibi LED yanmaya başladı. Hemen telefonumuzdan da Bluetooth'u açalım. Bir cihaz taraması yapalım. Evet, şu an gördüğünüz gibi buldu. Eşleştir dedik. Evet, şu an eşleştirdi. Dilerseniz nasıl bir deneyim sağladığını da birlikte test edelim. Arkadaşlar, şu an ürün kulağımda ve şöyle bir test yapmak istiyorum. Şimdi iki defa ses açık kapama tuşuna basınca bir arayüz açılıyor. Burada işte işlemi konuşarak tamamlamak ister misin diyor. Evet diyorum ben de ve burada bir konuşmayla ilgili bir şey çıkıyor. Diyor, konuşun. Ve bu Türkçe. Şu an yalnızca bir dakika bekleyin diyor. Şu an söyleyebileceğiniz komutları söylüyor. Burada şöyle yapalım. Dilerseniz. Hemen deneyelim. Yusuf Uçar, ara. Evet, bulamadı. Sait Bilgin, ara. Yani zaten 20, açıkça söyleyeyim yani, 20 dolarlık bir ürün için bunu bulsaydı, yani gerçekten çok şaşırdım, onu söyleyeyim. Ama hiç fena değil. Yani en azından Türkçe dil desteği var. Belki ileri doğru biraz daha geliştirilebilir bu. Hani bunu söyleyeyim, belki dediğim gibi geliştirilebilir. Şu an bir flak dosyası oynatıyorum arkadaşlar. Oldukça yeterli bence. Evet, eğer bana sorarsanız yani nasıl diye. Tabii ki kulak içi kulakların verdiği deneyim vermiyor ama bence oldukça güzel. Tepkime süresi çok güzel. Yeterli. Ses sonuna kadar açınca uyarı veriyor. Ses sonuna kadar açınca mükemmel bir deneyim veriyor şu anda. Yani şu an sizinle konuşuyorum ama inanın kendi sesimi duymuyorum. Çok değişik oldu bu. Ya dışarıdan herhangi bir ses duymuyorum. Gerçekten güzel. Oldukça beğendim. Söyleyeyim size arkadaşlar. Bu arada Ain't No Sunshine çalıyor. O da çok güzel bir şarkı. Yani arkadaşlar, şöyle söyleyeyim, yani 19.90 dolara satıyorum diyeyim. Yani 20 dolar için, 20 dolarlık bir ürün için bence oldukça başarılı. Böyle değerlendirmek lazım. Her şeyi fiyatına göre değerlendirmek lazım. Evet, Sony'nin var. Hatta Sony'nin su geçirmeyen kulaklığı var. Öyle elde tuttuğunuz, işte bu yan tarafta konulan kulaklığın elde yüzük şekli olanı var. Özür dilerim, tuşların elde yüzük şekli olanı var. İşte basıyorsun, sesini açıyor, şarkı değiştiriyor. O ürünlere 400-450 TL verileceğini, bu tarz ürünlerle de işinizi görebilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar, çok rahatlıkla. Spor yapan bir insansanız ve spor yaparken müzik dinlemeyi seviyorsanız bu ürünler işinizi görecektir. Bence dediğim gibi çok böyle pahalı ürünler alıp da bunları uzun süre kullanmanın bir esprisi yok. Bu tarz ürünler bence yenilendiği zaman da, yeni nesli çıktığı zaman da bunların sürücüleri mutlaka geliştirilecektir. Bugün 28 mm'lik sürücü var bunlarda. Bundan sonraki versiyonlarda mutlaka sürücüler yenilenecektir. Daha iyi sürücüler geldiği zaman da paranızı acımadan yeni bir şey alıp bunu bir başkasına verebilirsiniz. Hediye olarak şudur budur. Söyleyebileceğim bu kadar arkadaşlar. Ben ürünü beğendim. Dediğim gibi fiyatına göre değerlendirmek lazım. Evet, mükemmel bir performansını soruyor. Hayır, mükemmel bir performans vermiyor ama ses şiddeti bence oldukça yeterli düzeyde. Bluetooth olması çok önemli. iOS'ta iOS desteği olabilmesi çok önemli. Bu ürünlerde bana sorarsanız söyleyeceğim bu kadar. Evet, arayüz çok iyi çalışmıyor. Yani işte
ara dediğiniz zaman herhangi bir yeri aramanız çok kolay değil ama dediğim gibi içinde Türkçe dil desteği de olması oldukça başarılı bir performans göstermesini sağlıyor en azından benim açımdan. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İncelemeyi izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz kulaklıkları yurt dışından çok rahatlıkla getirtebilirsiniz herhangi bir şekilde gümrüğe takılmadan. Ama dediğim gibi sigortalı almaya çalışın her ihtimale karşı. Hediye olduğunu da söylerseniz sorun yaşamayacaksınızdır diye düşünüyorum. Çünkü 19 dolarlık bir şey bu. Çok fiyat çok uygun bir şey. Diyeceklerimiz bu kadar. İncelemeyi izlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.